Ve salgın gündemiyle devam edelim. Yeni tip koronavirüse karşı Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde de acil kullanım onayı alan TürkoVak aşısında son durum ne, işte bunu öğrenmek için hemen Ankara'ya döneceğiz. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram karşımızda. Duygu merhaba, kolaylıklar. Nedir aşıda son durum, ne zaman kullanılacak, dağıtılmıştı diye hatırlıyoruz en son. Merhaba Büşra. Önce acil kullanım onayı çıktı, ardından seri üretime geçildi. Urfa'da seri üretimin ardından Urfa'dan Cuma günü 150 bin doz TürkoVak yerli aşı Ankara'ya getirilmişti. Aşılar bugün itibariyle incelenmeye başladı. Tabii bu süreç yaklaşık 14 günlük bir süreç, yani en fazla 14 gün sürüyor. Ancak 10 günde de tamamlanabilir. Ama bu arada da özellikle bu 10 gün içerisinde nasıl bir inceleme yapılıyor? Özellikle aşılar toksikolojik olarak inceleniyor. Yani aşının içerisinde herhangi bir zararlı madde var mı? Aslında detaylı bir şekilde incelenmiş oluyor. 14 günün sonunda, maksimum 14 günün sonunda herhangi bir olumsuz durum çıkmazsa incelemeden, bu kez 81 ile 150 bin doz aşı dağıtılmış olacak. Bunu da Sağlık Bakanlığı duyuracak. Aşıların araştırmasının sonucunda ne çıktığını bakanlık tarafından açıklanmasını bekliyoruz ilerleyen günlerde. Tabii bunun yanı sıra TürkoVak aşı öncelikli olarak 2 doz Sinovac aşısı olanlar için 3. doz hatırlatma aşısı olarak uygulanacak. Ama bunun da yanı sıra bu hafta içerisinde özellikle 16-18 yaş arası çocuklarda da yine TürkoVak'ın etkinliği ve güvenilirliği değerlendirecek bir çalışma başlatılmasını bekliyoruz. Aynı zamanda 2 doz BioNTech olanlar için de yine 3. doz olarak TürkoVak'ın uygulanması için de bir çalışma başlatılacak. Şüphesiz ki bu çalışmalar sonucunda da TürkoVak sadece Sinovac aşısı olanların hatırlatma dozu olarak değil, aynı zamanda BioNTech olanların hatırlatma dozu olarak da kullanılabilecek, yahut 16-18 yaş arası çocuklar için de kullanılabilecek ve bu araştırmaların sonucunda alınacak karar doğrultusunda. Ancak dediğimiz gibi 150 bin doz aşı pazartesi günü, yani bugünden itibaren özellikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından incelenmeye başlandı. Maksimum 14 günlük bir süre var. Bu 14 gün içerisinde toksikolojik incelemenin tamamlanmasının ardından 81 ile dağıtılması bekleniyor Büşra. Duygu Ayaz Bayram'a çok teşekkür ediyoruz.